Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Kaldıraçlardan sorum çözüyoruz. Aynen soru çözüyoruz. Bakalım ne kadar öğrendik, neyi hatırlıyoruz. Bir kendimizi deniyoruz. Evet şimdi dayanamıyorum ve diyorum ki bu kadar ders çalıştık, bir kürek gördük. Demek ki aldık fen kitaplarımızı gömüyoruz. Evet bu kötü espriden sonra kaçmadıysanız buyurun soruyu ciddi bir şekilde çözelim. Toprak bir zemin üzerindeki çukurda bulunan taş parçası bir kürek yardımıyla şekil 1 ve 2'deki gibi iki farklı şekilde çukurdan toprak zemine çıkartılacak. Ama dikkat edersek birincisinde ne yaptık? Şöyle bir hareket yaptık. İkincisinde de aldık şöyle bir hareket yaptık. Yani kuvvet yönlerinin farklı olduğunu gördük. Şekli dikkatli incelemek önemli. Aman dikkat arkadaşlar. Taşın çukurdan toprak zemin üzerine şekil 1 ve 2'deki durumlarda çıkartılmasıyla ilgili Hangi ifademiz doğrudur diye de inceleyeceğiz. Şimdi küreğin destek noktası değiştirildi. Küreye uygulanan kuvvetin yönü değiştirildi. Hmm, bakıyorum ben şurada desteği gördüm. Ortada bir destek var. Ne yaptım? Şu tarafa doğru kuvvet uyguladım ve ne yaptım? Taşı diğer tarafa doğru hareket ettirdim. Destek noktası bizim için önemli. Burada ne yaptım? Destek noktasını uçta olarak gördüm. Yani dedim ki küreğin ucu destekse taşla destek arası daha kısa bir mesafe. Hareket yönü şöyle. Kuvvetle destek arası çok daha uzun bir mesafe ve hareket yönü taşın hareket yönüyle aynı. Küreğin destek noktasını değiştirdim. Kuvvetin yönünü değiştirdim. Bu çok bariz bir cümle. O yüzden ne yaptım? Gayet net bir şekilde bunun doğru olduğunu söyledim. Şekil 2'de elde edilen kuvvet kazancı şekil 1'de elde edilen kuvvet kazancından büyüktür. Hmm, ne yaptım? destek noktasına uzaklığa baktım. Kuvvet ne kadar uzağa gittiyse yoldan o kadar kaybettim, kuvvetten de o kadar kazandım demektir. Doğru bir cümlem var. Küreye etki eden kuvvetler birbirinden farklı olduğu için yapılan işler farklıdır. Buyurun. Kuvvetler değişti, işler değişir mi? Ben ne biliyordum? Çok net bir şekilde bir bilgim vardı. İş asla 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 değişmezdi. O yüzden bu cümlenin yanlış olduğunu söylüyorum. Eliyorum ve 1 ve 2 için B seçeneğini işaretliyorum. Evet, bize demiş ki kaldıraçlarda destek noktasını yerini değiştirirsek yükü kaldırmak için gerekli olan kuvvetin büyüklüğü de yükün alacağı yolda değişebilir. Peki, aşağıda cetveli, silgiyi ve kalemi kullandık, basit bir kaldıraç modeli hazırladık. Çift taraflı bir kaldıracımız var. Bir taraftan bastırdık, silgiyi diğer taraftan yükselttik. Bana demiş ki kaldıraç çubuğunun ağırlığının önemsenmediği modelde belirtilen yerden kuvveti uyguladık. Gerçekleşen durumla ilgili yorum yap ama hangisi yanlıştır diye yorumla aman dikkat. Şimdi bakıyorum. Öncelikle şuradaki mesafelere bakmam lazım ki kuvvet kolu yük kolu ne kadar yükten ve kuvvetten ne kadar kazandık kaybettik bunu bir görelim. Hemen şöyle bakıyorum destek noktam kalemin olduğu yer. Şuradaki aralıklarımı sayarsam aman dikkat çizgiler aralıklar 1 2 3 4 birim olduğunu görüyorum düzgün çizemesem de siz anladınız diye tahmin ediyorum gençler. Silginin olduğu nokta yani tam şu ortasından bahsediyoruz. Aman dikkat. Sonra diyorum ki elimle acaba ne yaptım? Kaç birim şöyle saydım saydım saydım. Burada da 7 birim olduğunu görüyorum. Sonra diyorum ki Kuvveti ne yaptım? 7 birim uzaklığa uyguladım. Yüküm nerede? 4 birim uzaklıkta. Yani bu durumda ben ne yapmış oldum? Kuvvetten kazandım, yoldan kaybettim. Şimdi kuvvetin destek noktasına uzaklığı, yükün destek noktasına uzaklığından büyük olduğu için dedim. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü, yükün ağırlığından küçüktür. Oldu mu? Oldu. Güzel. Kuvvet kolu yük kolundan uzun olduğu için, buraya kadar doğru muyuz? Doğruyuz. Kuvvetin düşeyde aldığı yol, yükün düşey dağıldığı yoldan fazladır. Bakıyorum şöyle bir dairesel hareket olduğunu varsayarsam 7 birimlik uzaklıkta daha büyük bir yay çiziyorum. 4 birim uzaklıkta daha küçük bir yay çiziyorum. O yüzden bu cümlem de doğrudur diyorum ve sonrakine bakıyorum. Destek noktası kuvvet uygulanan noktayla yükün bulunduğu noktanın arasında bir yerde olduğu için uygulanan kuvvetin yönü yüke değiştirilerek aktarılır. Yani ben aşağı doğru kuvvet uygularsam yükümü yukarı doğru hareket ettiririm. Bu cümlenin de doğru olduğunu gördüm. Yükün düşey düşeyde aldığı yol kaldıraç çubuğunun diğer ucunun düşeyde aldığı yoldan az olduğu için yoldan kazanç sağlanır. Ne yaptım? Yoldan kayıp sağladım. O yüzden bu cümlem yanlış oldu ve yanlış olan D'yi çok rahat işaretleyebildim. Ve hocam böylece bitirdik mi? Aynen bitirdik. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.